2018 yılında yayınlanan yeni deprem tehlikesi haritasına göre Trabzon bölgesinde deprem tehlikesi 2 kat, Rize bölgesinde 3 kat artmıştır. Bunun anlamı şudur. Geçmişte yapılan deprem tehlikesi haritalarına göre yapılmış olan binalar bugünkü haritaya göre deprem tehlikesine açıktır. Özellikle o binalar, geçmişte yapılan binalar riskli binalarsa yahut da dolgu üzerinde yapılmış binalarsa tehlike daha da artmaktadır. Kıyı bölgelerinde yapılan binaların deprem büyütmesi söz konusudur. Yani bilinenden daha fazla bir deprem büyütmesi söz konusudur. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Yeni deprem tehlikesi haritasını dikkate aldığımızda özellikle dolgu alanlarında ve kıyı kenarlarındaki binaların deprem tehlikesi gündeme, tartışma konusu olarak yansıyacaktır. Peki. Eskiden Trabzon ve çevresindeki binalarda örneğin 100 tonluk bir binaya 10 tonluk deprem yükü öngörülüyordu. Bugün yeni yapılan deprem tehlikesi haritasına göre bu deprem kuvveti 20 ton olması gerekiyor. Yani binalar 2 kat artması, güçlendirilmesi gerekiyor. Rize'de ise eskiden 100 tonluk bir binaya yine 10 tonluk bir deprem yükü öngörülüyordu. Bugün ise 30 ton. Yani deprem tehlikesi 3 kat artmış durumda. Bu haritaya göre 2 veya 3 kat deprem tehlikesi arttı. Ancak coğrafik duruma göre, yani yere göre de deprem tehlikesi artıyor. Kıyı bölgelerinde, gevşek zeminlerde ve dolgu alanlarında deprem tehlikesi 4-5 kat daha fazla ne yapıyor? Artıyor. Bu bakımdan mikro bölgelendirme çalışmalarının yapılması lazım. Yani haritaya bakarak herhangi bir bölgede deprem hesapları yapılmaması gerekiyor. Zaten yapılmıyor. Mikro bölgelendirme dediğimiz bölgelendirme çalışmaları yapılarak gerçek deprem tehlikesi, gerçek deprem potansiyelinin ortaya çıkarılması gerekiyor.